Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bayağıdır aklımda olan, zaten önceki videolarımda da bahsettiğim tüy tımarından bahsedeceğim. Bu tüy tımarı nedir? Ondan öncelikle bir anlatayım, hani neler, hangi durumlarda yapılır, nedir, ne değildir. Onlardan önce bahsedelim. Şimdi öncelikle tüy tımarı neden yapılıyor arkadaşlar? Kuşlar biliyorsunuz tüylü varlıklar. Tüylü varlıkların hepsi belli başlı zamanlarda aynı yılanlar gibi düşünün. Deri değiştirir gibi bunlar da tüy değiştirirler. Belli başlı hayvanlar bu şekilde kendilerini yaşadıkları ortama, yaşadıkları hava koşullarına adapte etme amacıyla değişime girerler. Bunun ardından yaptıkları ilk işlem tüy değiştirmedir. Yani eğer bir hayvan ortama adapte olmak istiyorsa, yine aynı şekilde kuşlar üzerinden gidiyorum. Eğer bir kuş ortamına adapte olmak, hava koşullarına adapte olmak istiyorsa tüy değiştirir. Peki, bunlar da benim de sesimle beraber ötmeye başlıyorlar. Şimdi arkadaşlar, eğer bir kuş tüy değişimine girerse neler olur? Öncelikle halsizlik olur. Yer yer ishalle karşılaşabilirsiniz. Kuşun kafayı arkaya gömüp uyumasıyla karşılaşabilirsiniz. Genelde saldırgan olabiliyorlar. Onun dışında yorgun, dediğim gibi halsiz, sanki hastaymışçasına olabiliyor. Bazen zayıflama yaşanabiliyor. Ve belki inanamayacaksınız ama bazen bu tüy dönemi ölüme bile götürebiliyor kuşu. Nasıl ölüme bile götürebiliyor? Eğer kuş tüye girerse ya da girmeye çalışırsa fakat giremezse ya da girip çıkamazsa ya da gerekli koşullar sağlanmadığından yeterli beslenme olmazsa o kuş tüyden çıkamaz ve ölür. Ölüm çok düşük bir ihtimaldir. Öyle her tüye giren kuş ölecek diye bir şey yok. Ama düzgün bakılmazsa ve tüye giremeyen kuş fark edilmezse, fark edildiğinde de ne yapılması gerektiği bilinmezse, maalesef arkadaşlar o kuş halsizlikle, zayıflıkla sürekli olarak mücadele etmeye çalışır. Halsizlik devamında biliyorsunuz zayıflığı getiriyor. Yani yem yememe, güçsüz düşme, yani bunların hepsi zincirleme şekilde peş peşe geliyor. Ve böylelikle kuşun ölümüne kadar gidiyor. Müdahale edilmezse, müdahale edilirse sorun yok. Şimdi bizim şurada bir tane jumbo kuşumuz var arkadaşlar. Yeşil olan dişimiz. Nerede o? Şurada. Yeşil olan dişi arkadaşlar, biliyorsunuz şunların ikisi takım erkek de peşinde koşturuyor. Genel anlamda evet, hareketli, herhangi bir sağlık sorunu yok gibi gözüküyor. Fakat şöyle de bir problem var. Kuş tüye girmeye başlamış. Ve hani buna müdahale edilmesi gerekiyor. Her kuşa müdahale edilmez. Her tüye giren kuşa aman ben tüy tımarı yapayım, aman daha sağlıklı olsun vesaire diye düşünülmez. Yani yanlış bir düşünce bu. Zaten kuşların doğasında olduğu için genel olarak kendileri tüye girip tüyden çıkabilir doğru bakımla beraber. Peki biz bu doğru bakımı yapıyoruz fakat tüye bir türlü giremiyor. Hani bu kuş tüyde çok fazlasıyla halsizleşti. Bir türlü tüyünü atamıyor. Bu durumu aşamıyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Tüy tımarı yapmamız gerekiyor. Nasıl yapılır ben size birazdan anlatacağım. Yani buraya kadar umarım anlayabilmişsinizdir. Tüy mevsimsel geçişlerde, o da mevsimsel geçişte sadece yaz kış olarak ayırmayın. 4 mevsimimiz var. Kasım'dan Aralık'a geçişte, yani Mart'tan Nisan'a geçişte, ne bileyim Mayıs'tan Haziran'a geçişte. Genelde en ağır hissedilen Mart'tan Nisan'a, yani kış ayından doğrudan ilkbahar ve yaza, sonbahar, yani ilkbahar ve yazdan da sonbahar ve kışa geçerken genelde yaz ve kış diye ayırmamızın sebebi budur. Ağır tüyler genelde bu mevsimlerde olur. Ne zaman? Mesela atıyorum Ağustos, Eylül arası ve Mart, Nisan civarında, Nisan, Mayıs civarında. Gerçi genelde Nisan, Mayıs'ta olmuyor ama Mart ve Nisan aylarında çok fazlasıyla gözüküyor. Ağır tüyler bu dönemlerde olur ama onun dışındaki ara mevsimler, yani ara aylar diyelim, belli başlı aylarda da maalesef ki tüy sorunu baş gösteriyor. Olması gereken budur. Doğasında olan maalesef ki budur. Yani çok üzülerek söylüyorum ama tüye girmek zorunda bu hayvanlar. Yoksa dediğim gibi sıkıntılar yaşanır, ortama adapte olamaz. Şimdi ben size tüy tımarının nasıl yapılacağını göstereyim. Fakat bunun öncesinde şundan bir bahsetmek istiyorum. Bazı duyarcı arkadaşlar bu videoyu eğer gerçekten duyar kasmak için izliyorlarsa izlemesinler. Bunu neden söylüyorum? Popo tüyü kesmek bir gerekliliktir. Jumbolarda, şovlarda bunun dışında yavru alamazsınız arkadaşlar. Suni dölleme ve popo kesme, tüy kesme dışında, yani popo tüylerini kısaltmak dışında hiçbir şekilde yavru alamazsınız. Zor, imkansıza yakındır. Peki,
Biz bu videoyu istediniz, çok fazlasını istediniz. Çektik, ne oldu karşılığında? Duyar kasıldı. Öyle olur muymuş, öyle miymiş, öyle miymiş yani arkadaşlar. Gerekli olmasa ben zaten kendi kuşuma yapmam. Yani bu en başından böyle pay için. Zaten ben hiçbir şekilde zarar verecek bir şeyde de bulunmam. Neyin ne olduğunu çok da güzel farkındayım. Hani o yüzden duyar kasacak arkadaşlarımız lütfen pistten alalım onları. Videoyu da izlemezlerse sevinirim. Eğer hani gerçekten izleyip de faydasını görmezlerse de o zaman yazabilirler. Eleştirilere de açığım. Ama tüy tımarı benim gözümde gereken işlemlerden biri. Öncelikle ondan bir bahsedelim. Şimdi hangi kuşumuzu uygulayacağız? Çoğu kuşumuz aslına bakarsanız şu anda tüye girme aşamasında. Mesela şu 3 aylık nasıl kızıştı bu kadar diyorsunuz. Arkadaşlar 3 aylık vallahi kızıştı. Şaka maka kremino dişimiz. Felaket derecede kızgın. Hatta şöyle cereye gir göstereyim. Full kahverengi ceresi falan. Ama hani bu tüye girdi. Tüyden çıktı. Bunda sorun yok. Diğerlerinde de sorun yok. Bir tek şu arkadaki dişi. O biraz sorunlu. Tüye girmesi biraz problemliydi. Onu bir yakalamamız lazım. Bir alalım onu. Evet. Bir çöp kovası hazırlayın. Çöp kovasını arkadaşlar bunu neden hazırlıyoruz? Ortalığa tüy saçılmasın diye. Evet. Bunda poposunda bir dişi kalmış. Onu da kurumuş. Alalım onu elimizle. Evet. Şimdi arkadaşlar kuşumuz bu. Şimdi ben size nasıl gösterebilirim bilmiyorum ama şöyle aralarsam bir de netleyelim. Kafasını. Yani ara ara tüyleri görebiliyor musunuz? Peki bu tüy tımarının yapılacağını nasıl anlayabiliriz? Hemen size kısadan tekrardan bir bahsedeyim. Söyledim ama belki gözden kaçmış olabilir. Şimdi kuş dışkısal olarak herhangi bir sorun gözükmez. Dışkıda herhangi bir problem görmezsiniz. Ufaktan böyle tüye girmeye çalışmıştır ama tam tüylerini dökememiştir. Ve en önemli nokta, elinizi az bir şey ıslatacaksınız arkadaşlar. Elinizi ıslattıktan sonra bir saniye. Ben ufaktan şöyle bir yapmıştım benim üstümde. Zaten her bir hareketinde tüy dökülüyor fark ettiyseniz. Şu şekilde kanadını az bir şey aşağıya alıyorsunuz. Diğer kanadını da öyle. Bel üstünden az bir şey ben almıştım. Şu şekilde arkadaşlar para sayar gibi. Of elim ısırıyor çok fena. Normalde ısırmayan kuş anladı bir şeyler olacağını. Bakın görüyor musunuz? Her bir hareketinde tüy dökülüyor hayvandan. Şöyle kanatlarını şu kısımdan aşağıya doğru alırsanız çok daha iyi olur. Çünkü bu alanın bir açılması lazım. Yani çünkü tüyleri genelde şu kısımlardan, tamam mı? Bakın. Rahat rahat geliyor. Görüyor musunuz tüyler? Fazla olan tüyleri bu şekilde almalısınız kızımdır. Bu şekilde fazla olan tüyleri alıyorsunuz. Haddinden fazla yapmayın. Zaten haddinden fazlası da gelmez. Buna emin olabilirsiniz. Bir saniye. Şimdi bu kuşun şimdi de göğüs kısmını ayarlamaya çalışıyorum. Şöyle ayaklarını tutalım. Bu sağlam ısırmaya başladı. He. Şimdi de buradan göğüs kısmından bakın görüyor musunuz? Haddinden fazlası asla gelmez. Elinize az bir şey ıslatmanız lazım. Problem teşkil edecek tek kısım budur. Yani kaçıracağınız kısım budur. Elinizin ıslaklığı gidince tekrar ıslatmanız lazım. Ufak bir ıslak sünger bile ayarlasanız yanınızda olur. Ben o şekilde yaptım. Şu şekilde tüyleri alıyorsunuz. Yani incitmeden, çok fazla üzerine gitmeden, canını yakmadan bunu yapmak mümkün. Kuş emin olun bunun sonunda tüylerini rahat bir şekilde atabildiği için rahatlayacaktır. Çok bastırmayın. Çok bastırmak da zarar verir. Yer yer tüylerin azaldığını göreceksiniz. Şöyle. Bayağı bir tüy gitti yani şu anda. Hayvan emin olun rahatlıyor. Şimdi duyar kasacak arkadaşlar gelir. Öyle şey yapılır mıymış? Hayvanın canı yanıyor. Hayvanın canı falan yanmıyor arkadaşlar. Zaten tüydeyken emin olun hayvanın karın ağrısı fazladır. Yani hayvan karın ağrısı çeker. Ve böylelikle şu anda tüyleri almamızdan yani çok fazla bir acı çekmiyor şu anda ama şu tüyleri alırkenden daha çok acıyı emin olun tüyü atamazken çekiyor. Çok fazlasıyla bir karın ağrısı yaşıyor hayvan. Kafa tüylerinden de zaten bellidir. Şöyle net gösterecek olursak. Telefon bir netlerse güzel olacak. Yani gerçekten şöyle göstermek gerekirse
Her yıl oynadığımızda zaten tüyler dökülüyor yani. Bu hayvan tüye girememiş. Çok net belli. Kafasında da tüyler çok belirgin bir şekilde patlamış. Ama şimdi diyeceksiniz ki peki bu tüyler patlamış, sen neden bir daha çekiyorsun? Bunu bir atalım salmaya. Şimdi arkadaşlar tüyler patlamış ama biz neden çekiyoruz? Hemen onu da bir açıklayayım. Çünkü ben tüyler patlamadan öncesinde zaten tüyü dökmediğini fark ettim. Yani döküyor ama çok az bir şekilde döküyor. Normalde bu kadar tüy patladıysa daha fazlasıyla tüy dökmesi lazım. Aslına bakarsanız fark edilmesi gereken noktalardan biri de bu. Hayvan neden tüye giremiyor? Yani tüy dökmediği için tüye giremediğini zaten fark ediyoruz. Ama sonrasında bakıyoruz ki hayvan yani çıkarttığı tüy kadar dökümünü sağlayamamış. Zaten hani bunu temizlerken de fark edebiliyorsunuz. Altlarını açtığında da fark edebiliyorsunuz. Bu tüyler nereye gidecek? Hayvan yutacak hali yok. Haliyle etrafa döküyor. Döktüğü tüylerden de bu renkte olan bir tek bu kuş var. Hani belki mavide, rainbow'da falan ayırt edemeyebilirim ama artık hani kuşlar da sürekli olarak benim elimde oldukları için tanıyorum. Yani hayvanların en basitinden tüyünden bile tanır oldum artık. O yüzden geçenlerde hangisiydi? Şu rainbow muydu? Yok, bunu kardeşiydi. Şu. Kuyruk tüyünü dökmüş arkadaşlar. Rainbow'un, yani bu iki kardeşten birinin tüyü olduğunu ben anladım. Peşine de şu dökmüş. Sonrasında çıktı kuyruğu. Bakın zaten yarım duruyor. Uzunlardan bir tanesini dökmüş. Sonrasında anladım ki yani bu yavru da tamamıyla yani tüye girmiş. Zaten büyük tüyünü döktükten sonra bunun tüyü olduğunu da anladım. Bakın normalde bu da kardeşiyle benzer. Şu arkadaki kardeşiyle şu öndeki benzer. Ve hani anlayabiliyorsunuz artık ne kadar benzer olurlarsa, ne kadar renkleri birebir aynı dursa bile anlayabiliyorsunuz. Kuşlar artık hani çünkü elimizde sürekli olarak inceliyoruz, bakıyoruz, ediyoruz. Yani anlaşılması çok da güç değil. Dediğim gibi yani kuşun tüylerini çok fazla atamadığını, bakın görüyor musunuz? Hafiften bir canlanma başladı hayvanda. Atamadığını, sonrasında çıkarttığı tüylerin attığı tüylerden çok daha fazla olduğunu gözlemleyebildim. Zaten bunu da az önce gösterdim, kafasında patlayan tüylerden. Şimdi vücudunda patlatamadığı tüyleri patlatacak. Attığı tüylerle beraber. Bu şekilde yavaştan artık tam anlamıyla tüye girmiş olacak. Ve kuşu emin olun eğer hani bu ilerlemiş olsaydı ölümüyle bile sonuçlanabilirdi. Çünkü halsizlik dediğim gibi yani zincirlemedir. Halsizlik eşittir zayıflık. Yani yem yiyememe, bu da zayıflığı getirir. Yemi az tüketme. Sonrasında yemi az tüketince hayvan zayıflamaya devam eder. Zayıflayan hayvan güçten düşer. Güçten düşen hayvan bir kısır döngüye girer ve ölümü gelir. Ha tabii ki de bu sık sık karşılaşılan bir olay değil. Tabii ki de yaşanan olaylardan mesela atıyorum ölümleri buna bağlayamayız. Çok düşük bir ihtimaldir. Ama yaşanıyor mu? Evet yaşanıyor. Tüye giremeyip de ölen kuşlar var. O nedenle arkadaşlar dikkatli olmak lazım. Temkinli olmak lazım. Her ihtimale karşı kuşlarımızın gözlemlerini zamanında yapmamız gerekiyor. Dediğim gibi bunu da bu şekilde fark etmiş olduk. Şunu da belirteyim videoyu kapatmadan önce. Mesela biz bir kez bu durumla karşılaştık. Bir kez bu kuşun adam akıllı tüye giremediğini gördük. İkinci defa bu olur mu? Biz her seferinde bu şekilde mi yapmak zorundayız? Hayır. Her seferinde böyle yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Bu zaten hani genelde bir veya iki defa yaşanıyor. Daha fazlası çok da fazla görünmüyor diyebilirim. Ha olursa da çok zor bir işlem değil. Hani bunun... Bu bir defa olur, üç defa olur, beş defa olur diyemeyiz. Ama genel anlamda çok sık yaşanır mı? Hayır, yaşanmaz. Aynı kuş üzerinde çok yaşanır mı? Genelde yaşanmıyor. Yüksek ihtimalle de yaşanmaz. Hani öyle söyleyeyim. Sizin yapmanız gereken tek şey uyguladığım şekilde, yani size gösterdiğim şekilde uygulamak. Ve bunu doğru tespit edebilmek. Her tüye giren kuşu tüy tımarı yapılmaz. Çünkü hayvan kendi metabolizmasına göre tüye girer ve çıkar. Önemli olan sadece bunun tüye giremediğini veya da tüyden çıkamadığını fark edip tüy tımarı zamanını doğru tahmin edebilmek, doğru bilebilmek. Önemli olan tek nokta bu zaten. Evet, bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.